Merhaba, Erol Danış ben. Araştırma birimi direktörüyüm. Ben ekonomide son gelişmeler ve beklentiler, ayrıca sektörlerdeki gelişmeler ve hisse tavsiyelerimiz hakkında konuşacağım. Öncelikle COVID'le mücadele için alınan ekonomik önlemlerden başlayacak olursak, Mart ayı ortasından beri birçok önlemler alındı. Türkiye Cumhuriyeti hem Merkez Bankası, BDDK hem de hükümet tarafından işte faizlerin düşürülmesi, ekonomik istikrar kalkanı, işte parasal gevşeme ve BDDK'nın aktif rasyosu gibi birçok adımlar atıldı. Bunlara genel olarak baktığımız zaman ve diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman aslında daha kısıtlı kaynakların aktarıldığı gözleniyor. Diğer gelişmiş ya da hatta bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımız zaman kısıtlı kaynaklar var. Ancak burada bu en büyük eleştirilerden bir tanesi olabilir. Ancak burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Türkiye'nin diğer ülkeler gibi tam karantinaya geçmemiş olması da ekonomiyi destekleyen bir önlem olmuştur bu geçtiğimiz süreç içerisinde. Ekonomik faaliyetlere baktığımızda ise tabii ki bu önlemler alınsa da ufukta keskin bir daralma gözleniyor. PMI endeksi ki en önemli, yani büyüme ile ilgili en önemli indikatördür. Orada çok keskin bir daralma var. 33'lere kadar geldi. Bir kriz ortamı ve hatta en düşük geldiği seviyelerden bir tanesi. Bu tabii ki özellikle ikinci çeyrekte çok keskin bir daralmanın olacağını gösteriyor. Yılın tamamına baktığımız zaman da yine daralmanın oldukça önemli olması ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü turizm önemli bir sektör Türkiye için ve orada muhtemelen üçüncü çeyrekte oldukça zayıf bir dönem geçireceğiz. Avrupa ülkeleri için büyüme tahminleri %5 ile onlar civarında daralma yönünde ki en büyük ihracat partnerimiz Avrupa bizim. Bu bizim ihracat gelirlerimizi olumsuz etkileyecektir veya da ihracata yönelik şirketleri olumsuz etkileyecektir. Bir de Türkiye ekonomisi her zaman sermaye hareketlerine çok yüksek korele olmuştur. Sermaye hareketlerinde de çok yüksek bir çıkış olduğu için Türkiye'den o açıdan ekonomide bir daralma bekleyeceğiz. Bizim beklentimiz %2,3 yıl için. Burada aslında çok farklı şeyler var, beklentiler var. Artı 1 ile 5'ler 6'lara kadar, eksi 6'lara kadar farklı beklentiler var. Ama biz 2,3 bekliyoruz. Burada da aslında hani Türkiye olumsuz tarafta turizm ya da işte Avrupa ihracat pazarları desek de oradaki olumsuz trendten bahsetsek de tam karantinaya girmemiş olmamız. Ayrıca çok yüksek bir kredi hacmi genişlemesinin olmuş olması Türkiye'de bu büyüme tarafında olumlu yönde olabilecek şeyler önemli değişkenler diye düşünebiliriz. Hani en son verilere baktığımız zaman elektrik tüketimi ve kredi kartı gibi haftalık olarak yayınlanan datalar, hatta elektrik tüketimi günlük olarak yayınlanıyor. Onlara baktığımız zaman da Nisan ayında tabii ki büyük bir daralma var. Ancak Nisan 20'den sonra özellikle elektrik tüketimine baktığımız zaman dipten bir dönüş var. O açıdan sanki en kötü etkiyi Nisan ayında göreceğiz. Daha sonrasında da ekonomide bir düzelme sürecine gireceğimizi düşünüyoruz. Birinci çeyrekte 5,5 civarında bir büyüme. Tabii ki bu %2,3'ün çok daha keskin olmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Bunu da vurgulamak lazım. Ekonomi için ya da şu an için piyasalar için tabii ki en önemli konu borç servisi, kurlar ve diğer tabii ki rezerv konusu. Bu açıdan bakıldığı zaman en önemli konu olduğu için ve piyasaların da yakından takip ettiği bir konu bu borç servisi. Türkiye ekonomisindeki oyuncuların, kamu da dahil, gelecek dönemdeki borç ödemelerine baktığımız zaman Murat'ın da bahsettiği gibi 168 milyar dolarlık bir 12 ayda ödenmesi gereken bir borç stoku var. Burada da en önemli borç stok ödemeleri Mayıs ve Haziran'da yaklaşık 8 milyar dolar, Mayıs'ta Haziran'da da 7 milyar dolarlık bir ödeme var. Sonrasında yaz aylarında Temmuz Ağustos'ta bunlar 1-2 milyar dolarlar seviyesine iniyor. O açıdan bu Mayıs ve Haziran oldukça zor geçecek bir dönem. Burada olumlu tarafta tabii ki bu borç rezervinde az olduğunu düşünürsek olumlu taraftan ama baktığımız zaman bardağın daha dolu tarafına baktığımızda ise
Bu 168 milyar dolar dediğimiz paranın yaklaşık 101 milyar doları dış ticaret ve bankaların nispeten stabil fonlama kaynaklarından oluşuyor. O açıdan oradaki borcun servisi ya da çevrilmesi çok daha kolay olur diye düşünüyoruz. Bankaların sendikasyonları bir de çok önemli tabii ki. Ama 2001, 2008, 2018 krizlerinde baktığımız zaman bunlar da yine o dönemlerde de çok konuşulmuştu. En büyük risklerden birisi olarak bahsedilmişti. Ancak orada o yıllardaki borç çevirme oranlarına baktığımız zaman 2001 krizinde %93, 2008 krizinde %93 de yine aynı şekilde çevrilmişti. 2008 krizinde bazı bankalar %49'da çevirmişti ama toplamına baktığımız zaman oldukça yüksek bir çevrim oranıyla karşılaşmıştı. O açıdan hani bu Mayıs ve Haziran aylarında da bu borç çevrim oranının yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Şu an Mayıs ayından itibaren zaten Mayıs ayında da 7 milyar dolarlık bir borç servisi yapıldı Türkiye'de. O zaten önemli, bu sürece zaten girmiştik. Ve bu baktığımız zaman da Akbank, Ziraat ve Vakıfbank şu ana kadar sendikasyon kredilerini yenilediler ve %80-90'la borçlarını servis ettiler. Önümüzdeki günlerde Mayıs ayı içerisinde Garanti Bankası, Yapı Kredi ve İş Bankası'nın da yine borç ödemeleri var ve bunların da çevrim oranları önemli olacak. Ama dediğimiz gibi ilk emareler aslında çok kötü değil Akbank, Ziraat ve Vakıfbank rakamlarına baktığımız zaman. Türkiye'deki TL üzerindeki yoğun baskılar tabii ki devam edecektir. Dediğimiz gibi Mayıs ve Haziran ayında bu borç ödemeleri çok yüksek olduğu için devam edecektir. Kurdaki kırılganlık bu aylarda özellikle yüksek olacaktır. Murat'ın da bahsettiği gibi reel faiz çok düşük. Özellikle diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımız zaman çok düşük. Rezervler çok azaldı. Yaklaşık 20 milyar dolar civarında brüt rezervlerde bir kayıp var yılbaşından itibaren. Ancak bu rezervi hatırlayabildiğiniz üzere swaplarla ya da diğer kalemlerle netleştirdiğimiz zaman eksi rezervler gözüküyor Merkez Bankası'nın. Ancak bizce asıl odaklanılması gereken brüt rezerv. Çünkü brüt rezerv üzerinde Merkez Bankası'nın kontrolü var. O da 86 milyar dolar. Altını da dahil ederek söylüyorum. Çünkü altın da sonuç olarak bir rezerv efeks olmasa bile onu da bir şekilde dövize çevirebilir Merkez Bankası. Belli bir iskonto da olabilir belki ama yine de çevirebilir. O açıdan brüt rezerve baktığımız zaman bir düşüş var. Ancak çok düşük seviyede de olduğunu söylememek gerekir diye düşünüyorum. Özellikle swap'la adjust ederek negatif rezerv olduğunu çok fazla o yönde olumsuz bakmamak lazım diye düşünüyoruz. Bu mevcut ortam içerisinde Merkez Bankası eğer faiz indirimlerine devam ederse, ki biliyorsunuz gelecek hafta 21'inde tekrar bir faiz indirimi gelebilir. Ancak çok yüklü gelmesi durumunda faiz indirimlerinin bu Merkez Bankası TL üzerinde baskı artabilir. Bu burada da zayıflık devam ederse eğer, daha da yüksek bir zayıflık devam ederse, hükümetin atabileceği adım şu an en azından gözüken elindeki tek alet diyelim, faiz artışı olabilir. Ancak ya da bunu ima edici bazı açıklamalar olabilir. Ancak bunun için de tabii ki kurun daha da zayıflaması gerekecektir diye düşünüyoruz. Burada tabii swap hattı ihtimali çok önemli. Biliyorsunuz hükümet yetkilileri de işte G20 ülkeleriyle bir swap hattı kurmak yönünde bir takım çalışmaları içinde olduğunu açıklamışlardı. Burada olası ülkeler şu an en son bilgilerle baktığımız zaman Japonya, Çin ve Rusya gibi gözüküyor. Bas senaryomuzda bizim yüksek miktarda bir swap hattı kurulması yok. Olursa daha sınırlı olur diye düşünüyoruz. Diğer yandan tabii Çin ve Rusya gibi ülkelerden sağlanacak swap yani hangi ülkelerden sağlanacağı da önemli olacak. Özellikle Japonya ayrı tutarsak Çin ve Rusya'dan sağlanacak swap'ın etkisi daha sınırlı olacaktır diye düşünüyoruz. Burada olumlu olabilecek şey, hani Türkiye piyasaları açısından olumlu olabilecek bir Eurobond ihracı olabilir hükümet tarafından yapılacak. Şu an global piyasalar tam açılmadı. Yani en azından ya da merkez hükümet tarafından hükümetin söylemlerine baktığınız zaman da ya da imalarına bakıldığı zaman da hazinenin bu şu an için bir Eurobond ihracı tam bir gündemde değil gibi. Ancak böyle bir şey olması durumunda buna piyasalar olumlu tepki verecektir. Çünkü hani hükümetin piyasa ekonomisi yönünde adım attığı, piyasayla piyasanın gerektirdiği şekilde hareket edeceğine yönelik beklentiler artacaktır böyle bir ihraç durumunda. Ve olumlu olabilir. Ancak dediğimiz gibi şu ana kadar
bu yönde atılmış ya da ima edilmiş bir söz yok. Sektörel gelişmelere geçecek olursak, sektörel gelişmelerde hisse performanslarından başlayacak olursak zaten en çok hani beklentileri de bu zaten yansıtıyor ve gelişmeleri de yansıtıyor. Havacılık, bankacılık ve mavi gibi giyim perakendeciliği sektörü çok olumsuz etkilendi bu gelişmelerden. Diğer taraftan işte BİM, Migros, Shop gibi gıda perakendeciliği, temel tüketici ürünleri sunan işte ülker gibi şirketler, telekomlar ve nakit pozisyonu güçlü olan şirketler bu dönemde daha iyi perform ettiler. Borç servisi dediğimiz için araştırma kapsamımızdaki şirketlerin borç servis görünümlerine de baktık. Çünkü herkesin konuştuğu konu olduğu için. O tarafta baktığımız zaman 31 şirket var araştırma kapsamımızda banka haricinde. Bu şirketlerin 12 aylık dönemdeki borç yükümlülüklerine ve ellerinden nakitlerine baktığımız zaman sadece 5 şirketin elindeki nakdi önümüzdeki 12 aydaki yükümlülüklerini karşılamaya yetmiyor. Ancak bu tabii ki bir tek başına bir problem de değil. Çünkü şirketler de kendi operasyonlarından para kazanıyorlar. O açıdan hani bu oranın birinin altında olması da kendi başına bir problem değil. Ancak dediğimiz gibi hani sadece o yönden baksak, bu şirketlerin hiç para kazanmayacağını düşünsek bile önümüzdeki 12 ayda birçok yani çoğu şirketimiz bu dönemi atlatabilecek nakit seviyesinde gözüküyor. Sektörel gelişmelerden bahsedecek olursak, öncelikle bankacılıktan başlayacağım. Bankacılıkta kredi büyümesi son dönemde oldukça hızlandı. Hatta yani rekor seviyede hızlandı diyebiliriz. Yıllıklandırılmış baktığımız zaman %80'lere yakın bir kredi büyümesi var. Bunlar da en önemli kesim. Kamu bankaları tarafından yapıldı ve %50'lere yakın orada bir kredi büyümesi var. Kredi ve mevduat faizlerine baktığımız zamansa burada da çok yüksek bir düşüşler var. Hem mevduatlar hem de krediler düşüyor. Biliyorsunuz burada kredi ile mevduatlar arasındaki marj önemli. Orada da net faiz marjı dediğimiz marj. O marja baktığımız zaman ancak geçen seneyle kıyasladığımız zaman şu an hani negatif anlamda bir gelişme yok. Oradaki marjlarını şirketler koruyorlar. Yani kredi faizlerini düşürken mevduat faizleri de düşüyor. O açıdan şirketlerin ya da bankaların net faiz marjlarında çok olumsuz bir trend yok. Onu söyleyebiliriz. Tahsilli gecikmiş alacaklarda ise tabii ki şey var. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bir artış göreceğiz. Ancak BDDK'nın atmış olduğu tahsili gecikmiş alacakların alınması süresiyle ilgili bir düzenleme olmuştu. 90 günden 180'e güne çıkarılmıştı. Bu nedenle de karşılık giderlerinin artışı muhtemelen sınırlı kalacaktır önümüzdeki dönemde. Ancak bankacılık sektörüyle ilgili belki de tabii bahsedilmesi gereken en önemli ya da yatırımcının en çok korktuğu, en çok risk olarak gördüğü konulardan bir tanesi genel olarak bu ekonomideki bu sorunların bankacılık sektörüne ihale edileceği ya da o bankacılık sektörünün bu sorunu yüklenmesi yönünde bir beklenti var. Bu tabii bankacılık sektörü için bir risk ve hisselerde de zaten bunun etkilerini görüyoruz. Diğer sektörlere bakacak olursak, öncelikle havacılık sektörüyle başlamak istiyorum. Tabii sektör bu ortamdan en çok olumsuz etkilenen şirketler havacılık sektöründeydi. Bu yıl için beklentimiz %57 civarında bir yolcu sayısında düşüş. Birinci çeyrekte %19 daralmıştık ama ikinci çeyrekte bu %94'ler civarında bir daralma olur diye düşünüyoruz. Üçüncü çeyrekte bu %60, dördüncü çeyrekte de kabaca %40 civarında bir daralma bekliyoruz. Maalesef bu daralmalar hem Türk Hava Yolları'nın hem de Pegasus'un büyümeye başladıkları, uçak alımlarını arttırdıkları bir döneme denk geldi. O açıdan biraz talihsiz bir dönem oldu iki şirket içinde. Ancak nakit pozisyonlarına baktığımız zaman nispeten çok sorunlu olmadığını söyleyebiliriz. Uçuşların tamamen kapalı olduğu bir senaryoda Türk Hava Yolları'nın elinde 6 aylık nakit, Pegasus'un ise 12 aylık yetecek nakit var gözüküyor. Ancak tabii ki
Yine de çok güç ve zor bir dönemden geçiyor bu iki şirketlerde. Sermaye ihtiyaçları olacaktır muhtemelen de. Kamuda bu şirketlere ya da bu sektörlere bir yardım ya da bir destek paketi açıklanmasını önümüzdeki günlerde görebiliriz. Bu sektör içerisinde TAV nispeten daha iyi bir durumda gözüküyor. Çünkü bu da güç nakit pozisyonundan kaynaklanıyor. Çünkü bu sene içerisinde bekledikleri bir takım ihaleler vardı. Ondan dolayı da sene başından itibaren kendi ellerinde nakit tutuyorlardı. Ve krize bu şekilde ellerindeki nakitle girmiş oldular. O bir avantaj oldu onlar açısından. Bir de imtiyaz sözleşmelerinde biliyorsunuz kira ödüyor bunlar işlettikleri havalimanlarında. Burada mücbir sebep hükümlerine sığınarak oradaki kira ödemelerini erteleyebilirler. Ayrıca sektör olarak baktığımız zaman da emek yoğun bir iş modeli var. En önemli maliyet kalemi bunlarda %40'la iş ücretleri. O açıdan oradaki yani iş modeli yeni koşullara uyum sağlamak konusunda diğer havayolu şirketlerine göre çok daha esnek ve çok daha kolay adapte olabilir gözüküyor. Otolara baktığımızda ise 2020 yılına çok hızlı bir momentumla başlamıştık. Birinci çeyrekte %41'lik bir artış var. İkinci çeyrekte o momentumun hala olumlu etkisini görerek sadece 132 civarında bir daralma olur diye bir tahminimiz var. Üçüncü çeyrekte ama bu pozitif tarafa geçecektir. %10 bir büyüme görürüz. Dördüncü çeyrekte de büyümenin daha da hızlandığı, %14 olduğu bir süreç görürüz diyoruz. İhracat %30 daralacak. Beklentimiz o yönde. Özellikle Avrupa'daki satışların çok zayıf olması nedeniyle. Ancak önümüzdeki dönemde Avrupa'daki satışlar zayıf olsa da önümüzdeki dönemde Avrupa'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldığında Avrupa'da bir hurda teşviki olabilir. Bu da bizim ihracatçı otomotiv şirketlerimizi olumlu etkileyebilir. Tofaş buradaki en iyi durumda olan şirket olarak görüyoruz. Çünkü Fiat grubunun 2008 krizinde olduğu gibi Aliye'de öde garantilerini aksatmayacağını düşünüyoruz. Yurt içinde dediğimiz gibi pozitif bir toplamda bir pozitif rakam bekliyoruz. İhracatta da Aliye'de öde garantileri nedeniyle oradan da gelirlerinde bir düşme olmayacağı için yılı pozitif bir büyümeyle net kar anlamında kapatacağını düşünüyoruz. Gıda perakendeciliği sektörü ise bu salgından en çok iyileşme gösteren, en çok buradaki gelişmelerden olumlu yönde etkilenen nadir sektörlerden bir tanesi oldu. Mart ayında çok yüksek bir büyüme oranları vardı. Orada panik alımlarının da etkisi vardı sektörde. Daha sonra Nisan'la birlikte bu daha yavaşladığını görüyoruz. Ancak yine de evde tüketim olması nedeniyle insanlar işte okul, iş yeri gibi başka dışarıda tüketim yerine evde tükettikleri için bu gıda perakendecilerinin satış hacimleri hala güçlü. Hala Şubat'taki ivmenin üzerinde bir büyüme içerisindeler. Genel kanı satışların yaz aylarıyla birlikte zayıflaması yönünde. Şirketlerden işte Şok olsun, Migros olsun sonuçlarını açıkladılar ve verdikleri ilk yıl için hedeflerde bu yönde bir zayıflama beklediklerini ima eden rakamlar paylaştılar. Ancak burada tabii sonbaharda salgında ikinci bir dalga gelmesi durumunda satış ivmesi tekrar hızlanabilir diye düşünüyoruz gıda perakendeciliği için. Temel tüketici ürünlerine baktığımızda ise Ülker, Coca-Cola, Anadolu Efes gibi şirketlere baktığımızda ise Ülker tabii bundan olumlu etkilendi. Paketli gıdaya olan talebin artmasıyla birlikte çikolata satışlarında özellikle güçlü bir trend var. Kola ve Anadolu Efes'te ise ev dışı tüketim yani kafe, restoran gibi ya otel gibi yerlerdeki tüketimin azalmasıyla birlikte çok keskin bir daralma gözlemliyoruz. Yaklaşık %20-30 civarında bir hacim daralması var bu şirketlerin satışlarında. Market kanalında satış daralması bir miktar dengeliyor ancak evde tüketim daha çok büyük miktar, büyük montandaki paketlerde olduğu için 2 litrelik ürünler gibi daha kar marjı düşük ürünler de var. O açıdan bu da oradaki market kanalındaki satış karlılığı da aslında olumsuz yönde etkiliyor. Telekom şirketlerine baktığımız zaman bunlar da nispeten olumlu etkilenmiş gibi gözüküyorlar. Daha doğrusu o çok olumsuz etkilenmediler gibi gözüküyorlar. Data kullanımı ve geniş bant müşteri adedinde bir artış var bu şirketlerde. Ancak turizm sektörü zayıflığı nedeniyle roaming gelirlerinde
bir daralma bekleniyor. Ayrıca kurumsal müşteri kanalında gelirinde de belli bir yavaşlama bekleniyor. Cirolarında ufak bir aşağı yönlü revizyonları var. Buna rağmen ama karlılıkları hala güçlü ve finansal giderlerindeki gerilemeyle birlikte iki şirketin de net kar büyümesi olumlu yönde etkileniyor gibi gözüküyor. Türk Telekom ve Turkcell için konuşursak. Petrol, rafinaj ve petrokimya sektörlerine baktığımızda ise burada da sert bir talep ve fiyat ve marj düşüşü vardı ikinci çeyrek içerisinde. Üçüncü çeyrek itibariyle bir miktar iyileşme bekliyoruz. Ancak burada jet yakıtı marjları çok önemli. Jet yakıtı da biliyorsunuz havacılık sektörüyle çok bağlantılı. O açıdan oradaki marj iyileşmesi de muhtemelen sınırlı kalabilir. Olumlu tarafta Brent'e göre diğer petrollerin daha düşük, daha iskontoda olması bir maliyet avantajı sağlıyor. Özellikle TÜPRAŞ'a bu pozitif tarafta. Ancak yine de global arz ve stok fazlası var sektörde. O açıdan hani riskler hala yüksek gözüküyor ve görünebilirlik bu sektörde hala düşük. Petkim tarafına baktığımızda ise nafta bazlı petrokimya üreticisi olduğu için bu şirket petrol düşüşünden olumlu etkileniyor özellikle diğer rakiplerine göre. Birinci yarıda bundan olumlu etkilendi, ikinci yarıda da kısmen bundan olumlu etkilenecektir diye düşünüyoruz ama burada da yine stok zararları büyüktü ve aynen TÜPRAŞ'ta olduğu gibi global arz ve stok arz ve talep dengesi bozulmuş gözüküyor ve stok fazlası var. O açıdan bu da önemli bir risk olarak gözüküyor. Demir çelik sektörüne baktığımızda ise marjlardaki iyileşme patikası muhtemelen dördüncü çeyrekle birlikte göreceğiz diye düşünüyoruz. Üçüncü çeyrekte bölgesel ve iş talepte normalleşmeye girilmesinin yılbaşından beri baskı altında olan ürün fiyatlarına ve satış hacimlerine olumlu etki etmesini bekliyoruz. Burada demir cevheri fiyatlarında 2019'da çok yüksek bir artış vardı. Orada da halen de çok keskin bir düşüş yok. Ancak önümüzdeki aylarda burada demir cevheri fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Bu da bizim kardemir, erdemir gibi fırın bazlı üretim yapan üreticiler için bir maliyet avantajı sağlayacaktır. O açıdan olumlu bir şey olarak görebiliriz. Ancak burada da yine üretim fazlası, uluslararası fazlası gibi riskler var. Ayrıca bir de korumacılık içgüdüleri ülkelerin arttı. Uluslararası kotalar da önemli bir risk olarak gözüküyor bu sektörde. Son olarak da en beğendiğimiz hisselerin listesi üzerinden gidecek olursak, Garanti Bankası en sevdiğimiz hisseler arasında. Bu da işte en yüksek sermaye oranlarına sahip olması, öz kaynak karlılığının yüksek olması ve daha çok ihtiyatlı bir bilanço yapısı ve tahsili gecikmiş alacakların tanınmasında bu böyle bir yaklaşımı takip ediyor olması şirketin bilançosunun daha şeffaf olduğunu gösteriyor bize. O açıdan daha güven veren bir banka olarak öne çıkıyor. Koç Holding yine sevdiğimiz hisselerden bir tanesi burada. Net varlık değerine göre %14 iskontoda gidiyor. Şu an 5 yıllık ortalaması %5 iskontoda. Çoğunlukla döviz yoğunluklu operasyonlara sahip, yüksek kaliteli varlıklara sahip bu şirket. O açıdan %14 iskontosunun oldukça cazip olduğunu düşünüyoruz. Migros tarafında daha önce bahsettiğim gibi bu sektörde salgın nedeniyle evde tüketimin artması satışlarda ve karlılığı olumlu etkiliyor. Bunun üzerine Migros'un online satışlarda gözlenen yüksek artıştan da olumlu etkileniyor ve burada en önemli oyunculardan bir tanesi, hatta en ciddi oyunculardan bir tanesi. Varlık satışları hala devam ediyor geçen haftada açıkladıkları üzere ve bu da bu şirketin borç azaltımını olumlu yönde etkileyecektir. Şirket değerlemesini o açıdan çok olumlu etkileniyor ve çok kolay yukarı potansiyeli gözüken bir şirket modelinde şirketin. Tofaş'a baktığımız zamansa daha önce bahsettiğim gibi yurt içinde pazarda bir büyüme bekliyoruz. İhracat pazarlarında da algıda öde nedeniyle bu sene şirketin net karını arttırabilecek nadir şirketlerden bir tanesi olarak gözüküyor. Turkcell'de yine net karında düzeltilmiş olarak baktığımız zaman bir takım tek seferlik gelir giderleri ayıkladığımız zaman %28 gibi büyük bir güçlü bir büyüme bekliyoruz. Şirketin borçluluğu aşağı geliyor. Ayrıca döviz kurundaki yükselişe karşı da duyarlı oldukça düşük bu şirketin. O açıdan Turkcell bu dönemde öne çıkardığımız hisselerden bir tanesi.
Yine Türk Traktör sevdiğimiz bir hisse. Burada da tarım sektörüne verilen teşvikler ve teşviklerin traktör talebine olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. O açıdan Türk Traktör'de de olumlu görüşümüzü devam ettiriyoruz. Koza'da altın fiyatlarındaki yükselişin olumlu yansıyacağını bekliyoruz. Altın fiyatlarıyla ilgili olumlu ya da yukarı yönlü potansiyeli olduğunu düşündüğümüz için. Ayrıca dolar bazından baktığımız zaman altın fiyatına göre Koza altının hisse performansına baktığımız zaman %18 civarında bir değer kaybettiğini görüyoruz. Ya da altında gelir getirdiğini, performans gösterdiğini görüyoruz. Bu da fazlaca hisseyi yatırımcılar tarafından cezalandırıldığını hissettiriyor bize. O açıdan Koza altının da cazip olduğunu düşünüyoruz. Benim aktaracaklarım bu kadar. İsterseniz soru cevap bölümüne başlayalım. Evet, ben teşekkür ediyorum hem Erol'a hem de Murat'a değerli katkılarından dolayı. Soru cevap kısmına geçmeden önce yaklaşık bir 10 dakikamız kaldı. Onu da verimli bir şekilde değerlendirmek adına gelebilecek olan soruları mümkünse Q&A kısmından yatırımcılarımızın yönlendirmesini rica ediyor olacağım ben. Günlük değerlendirmelerinizdeki hedef değerler revize edilecek midir? Akbank'ta %90, Koç Holding'de %70-80 gibi yukarı görünüyor gibi bir yatırımcımızın sorusu var. Evet, çok yakında edilecek. Çok yakında diyebilirim. Peki, Murat bir sorumuz daha var. Bunu herhalde sen cevaplıyor olacaksın. Dolar TL kur tahminiyle alakalı bir yatırımcımız merak içerisinde sene sonuna doğru olan periyotta. Yani şunu söyleyebilirim. Orada özellikle Merkez Bankası'nın yapacağı faiz indirimlerinin boyutunun yanında enflasyona nasıl bir görünüm sergileceği bizim açımızdan önemli. Bunun yanında CDS primlerinin seyri de direkt olarak yabancı yatırımcının TL'ye olan ilgilediği için kurun izleyeceği patikada son derece önemli. Ama şunu söyleyebilirim. Şu andaki tahminler göz önünde bulundurulduğunda, şu andaki konjonktüre baktığımızda kurun 7.05-7.06 civarında yılı tamamlama ihtimalinin biraz daha yüksek ihtimal olduğunu söylemek mümkün. Teşekkür ederiz. Doğrudan altın yatırımı mı yoksa Kozal mı diye bir yatırımcımız sormuş. Kozal diye düşünüyoruz. Çünkü altının getirisinin %18 altında bir performans gösterdi son bir yılda. O açıdan sanki Kozal daha cazip gibi gözüküyor. İnşaat sektörüyle ilgili görüşleriniz nelerdir diye yine bir başka yatırımcımız sormakta. İnşaat sektörü Enka ve Tekfen bizim araştırma kapsamımızda o inşaat sektörüyle o şirketler bahsediliyorsa eğer. Orada Enka tabii gelir yaklaşık şirket değerinin %70'i Eurobond ve nakitten gelmekte. Orada da en önemli yatırım yaptıkları bu %70'in içerisindeki alan Eurobond'lar. Özellikle Türk Banka Eurobond'ları. O açıdan orada büyük bir iskontoyla hani Eurobond piyasasını takip eden durumda. Yoksa kendi ana bu taahhüt işlerinden çok fazla bir gelir kaydedemiyor maalesef şirket. O açıdan oradaki görüşe göre değişebilir. Eğer Eurobond cazip diye düşünülüyorsa güzel bir yatırım aracı olarak gözüküyor. Tekfen tarafındaysa Tekfen tabii özellikle petrol ve petrol ihraç eden ülkelerde çok büyük işleri vardı bu şirketin. Bu şeyle birlikte, bu petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte tabii ki o yeni proje alabilmeleri imkanları zor. Ellerinde çok güçlü bir nakit var ancak bu nakiti koyabilecekleri ya da yatırabilecekleri alanlar da sınırlı gözüküyor şu an için. O açıdan biraz daha onlarda temkinli olmak gerekir diye düşünüyoruz. GEO'larla ilgili soru varsa, hani GEO'lar yani inşaatlı o anlamda, soru o anlamdaysa, GEO'lar tarafında tabii ki araştırma kapsamımızda değil ama görebildiğimiz kadarıyla çok büyük bir iskontodalar bu şirketlerin değerlemeleri. Ancak tabii burada riskler de çok yüksek olduğu için muhtemelen yani risk ve getirisine baktığımız zaman hani çok cazip gözükmüyor diye düşünebiliriz. BIST 100 kısa ve uzun vade destek ve direnç noktaları hakkında bir müşterimiz bilgi almak istemiş. Özellikle Haziran ve Eylül aylarında beklentisi genel olarak nasıl görünüyor? Tahminleriniz nelerdir diye sorar. Şunu söyleyebilirim orada. Özellikle
buradaki geri çekilmelerin 98.000 seviyesinin üzerinde karşılanıyor olması bizim açımızdan önemli. Burada tutulmayı başarabilirsek endeksi yukarı yönlü eğilip ilk etapta 100.000-200.000 hem teknik anlamda hem de psikolojik anlamda önemli bir seviye, ama tutunamazsak burada 98.000 üzerinde aşağıda 95.500 bizim bir sonraki destek noktamız. Oralardan muhtemelen tepki alımları gelecektir. 100.000'den sonrasında ise ilk etapta bizim 200 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği yaklaşık olarak 104.500 seviyesi var. Bu seviye bir sonraki hedef olarak görünüyor. Teşekkürler. Yine bir başka yatırımcımızın iletişim haricinde teknoloji sektöründen öneriniz var mı gibi bir sorusu bulunmakta. Maalesef araştırma kapsamımızda değil. Sadece biz Turkcell ve Türk Telekom iletişim sektöründe takip ediyoruz. Çelebi için görüşümüzü soran bir yatırımcımız bulunmakta. Çelebi de yine araştırma kapsamımızda olan bir şirket değil. Ancak TAV'da bahsettiğim gibi o şirket de aslında bu havacılık sektöründeki gidişattan çok olumsuz etkilenecektir. Ancak TAV'da olduğu gibi o da çok emek yoğun bir iş kolu olduğu için hani nispeten havayolu şirketlerine göre ya da bu sektördeki o sorunları daha kolay bir şekilde atlatabilir diye düşünüyoruz. Yani sadece söyleyebileceğim bu olabilir. Yoksa dediğim gibi araştırma kapsamımızda olmadığı için çok detaylı takip ettiğimiz bir şirket değil. Normalleşmenin bir ay gecikmesi gayri safi milli hasılaya yaklaşık %2 civarında negatif etkisi olabileceği doğru bir tahmin midir diye sormuş bir yatırımcımız. Yani burada yani bir bilmiyorum hani kim tarafından yapıldı ya da normalleşmeyle bahsedilen nedir? Tabii onu bilmediğim için yani bir şey söylesem yanlış olur diye bu soruyu geçmek istiyorum. Tamam, peki. Borsa için ikinci dip gelme ihtimali var mıdır diye soruyor bir yatırımcımız. Yani orada şunu söyleyebiliriz aslında. Merkez bankalarının yaptığı faiz indirimleri ve tahvil alımları özellikle borsalarda güçlü bir yukarı yönlü potansiyel yaratmıştı ve dipten dönüş orada başlamıştı. Bunun yanında anlattığım gibi ikinci çeyrekte üçüncü çeyrek olacak beklentisi var, ama ondan sonrasında üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekte güçlü bir büyüme beklentisini piyasalar şu anda fiyatlıyor. Bu beklenti bu yönde olunca da şu anda piyasalarda herhangi bir ikinci dip gelme ihtimali yüksek gözükmüyor. Bu yönde bir beklenti yok. Özellikle koronavirüsünün giderek azalmaya başlaması, ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması da piyasaların ana senaryosuyla da örtüşüyor. Dolayısıyla şu anda ikinci dip gelme ihtimalinin görünürde olmadığını söyleyebiliriz. Emerging marketlere para girişinin artmasını bekler misiniz? Şu anda ABD borsaları ve emerging market borsaları arasında tercihiniz ne olurdu? Şu an tabii insanlar hani riskli varlıklardan kaçıyorlar. O açıdan EM varlıklarında çok büyük bir satış var. Şu anki bilgiye baktığımız zaman, bilgiyi analiz ettiğimiz zaman Amerikan borsaları çok daha tabii güvenli gözüküyor. Ancak uzun dönemde emerging marketler borsalarının bence daha iyi performans göstermesini beklerdim en azından, ama bu kısa vadede hemen olabilecek bir şey değildir, ama uzun vadeye koyduğumuz zaman hani belki bir yıllık süreçte yen borsaları daha iyi performans edebilir. Ama kısa vadede bu dalgalı seyir devam ettiği sürece, insanlar daha risk iştahı düşük olduğu sürece muhtemelen Amerika borsaları kısa vadede daha iyi perform edebilir. Büyüme beklentileriniz içerisinde muhtemelen Ekim aylarında olacak ikinci bir salgın etkisi var mıdır? Yok açıkçası. Yani genel olarak ikinci olsa bile zaten ikinci bir salgın dalgası muhtemelen çok daha kısıtlı olur diye düşünüyoruz. Nisan ayında yaşadığımız kadar keskin bir ekonomilerde bir daralma ya da o şekilde bir adım atılmasını beklemeyiz. Daha kısıtlı bir salgın olur diye düşünüyorum ben. En azından şahsen. Peki. Emlak konut için görüşleriniz nelerdir diye sormuş bir yatırımcımız. Emlak konut da yine araştırma kapsamımızda olmayan bir şirket. Ancak daha önce hani GEO'larla ilgili bahsettiğim gibi hani orada da çok ucuz gözüküyor şirket. En azından bizim görebildiğimiz kadarıyla. Ancak hani şu an kamu hisseleriyle ilgili tabii genel bir güven sorunu var. Emlak konut da bu açıdan yani o değerini bulabilmesi için bir katalist bulamayabilir gibi gözüküyor kısa vadede. O açıdan çok olumlu olmazdı diye düşünüyorum emlak konutu hakkında görüşmüş. Para basılması konusunda ne diyorsunuz diye sormuş yine bir yatırımcımız.
Para yani evet para basılması yani bütün dünyada da zaten bu yapılıyor. Türkiye'de de aynı şekilde yapılıyor. Tabii bu çok büyük, hani açıklanmış bir program neticesinde bir para basımı değil. O açıdan hani bunun nereye kadar varacağını bilmiyoruz. Ancak bütün ekonomilerde gördüğümüz Türkiye için de yapılması gerektiği bir adım gibi ve zaten bu adımlar da atılıyor diye görüyoruz. Ancak bunun tabii çok uzatılmaması ve belli bir zaman sonra bu paranın tekrar geri çekilmesi, daha sıkılaştırılması uygun olabilir. Ancak şu anki ortamda tabii ki gevşek para politikaları gerekli gibi gözüküyor bize de. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Zamanımızı doldurduk. Tüm katılımcılara artı değerli katkılarınızdan dolayı sizlere bu serinin devamında ileriki haftalarda tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese.